Yabancı edebiyatlardan alınan bir diye Nazım şekli Terzarima, örüşük kafiyede, örüşük üçlü, üç mısralı bentlerden ve sonda bağımsız bir mısradan meydana gelir. Bent sayısı sınırlı değildir. Her üçlüğün orta mısrası altta gelen üçlüğün bir ve üçüncü mısrasıyla kafiyelidir. Son üçlüğün orta mısrası da şiirin sonunu eklenen bağımsız mısra ile kafiyelidir. Kafiye düzeni şöyle gösterilebilir. A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, C, D, D, D şeklinde. Bu da F. Bu şununla kafiyeli işte ortadaki bir kendinden bir önceki son üçlüğün ortanca mısrasıyla her üçlüğün ayrı anlamda olmasına ve son bağımsız mısranın ise şiirin en güzel mısra olmasına dikkat edilir. İlk kez İtalyan edebiyatında Dante tarafından komedya Divinia Commedia" adlı eserinde bunu görmek mümkündür ilahi komedya'da. Ayrıca yine İtalyan şair Petrarca ve Boccaccio tarafından da kullanıldı. Terzarimayı Fransızlar 16. asırda aldı fakat en güzel örneklerini 19. yüzyılda verdi. Teofil Gauter ve Parnasyen şairlerden Heredia Cop, e, Leconte de Lisle bu şekilde bazı şiirler yazdılar. Bu nazım şeklini İngiltere'de ilk kullanan şair Sir Thomas Wyatt'tır. E, Lord Byron Shelley ve Browning gibi şairler de İngiliz edebiyatında kullandılar. 19. ve 20. asırlarda bazı Flamenk ve Alman şairlerden de kullanılanlar e, kullananlar vardır. Fakat başarması, kullanması zor bir şekil olduğu için İtalya dışında çok fazla yaygın değildir. Onu sadece birkaç İtalyan şair başarıyla kullanabildi. Türk edebiyatında ise Fransız edebiyatından alınarak ağırlıklı olarak Servet Finun ve Fecri Ati şairleri tarafından kullanıldı. Fakat sona kadar yaygın e, değildir. Ayrıca bir takım şiirlerde bazı değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. Tevfik Fikret'in Şüküfu Yar Haluka, Ali Canip Yöntem'in Kelebek, Ziya Osman Saban'ın Şehir Üstünde Yükselen Ay, Ali Mümtaz Arolat'ın Denize Atılan Taşlar, Edip Ayel'in Göksu. Şiirleri buna örnek olarak verilebilir. Mesela örnek şurada. E, bakın şu son en kuvvetli olan mısradır. Bunu ÖSYM sınavda sorabilir mi? E, sorabilir. Sorabilir. Ee, e, bu böyle bir şiir örneği verip e, bundan bir soru gelebilir. Mesela şöyle diyelim A B A bakın e, sonra nasıl yapmış B C B ardından C D C o zaman burası da ne olacak D olmak zorunda. Burası şiirin en güzel mısrası olmak durumunda arkadaşlar. Şurada bir tane daha bir e, nazım biçimi var. Çok önemli değil. Turner 3. mısra 3 mısradan oluşan ve aynı cinsten kafiyeli bentlere denir. Bent sayısı ve mısralardaki ece sayısı sınırlı değildir. Üçlükler dönüşümlü olarak açık ve kapalı kafiyelerle biter. Kafiye düzeni şöyle olur. A A A K K K aynen her biri kendi içinde devam eder. Edip Ayel'in Yalova şiiri örnek olarak verilebilir arkadaşlar bu dörtlü şeyde. Bunu da burada bitirdik. Üçlük, ikilikler bitti. Üçlükler bitti. Sırada ikilikler var. Görüşmek